itibariyle kurs kaydımızı kapattık zaten 50 kişiyle son baktığımda. Kursiyerinde ben bakıyorum sürekli, sabah bakıyorum 35, öğlenleyin bakıyorum 40 falan. Bu duyurulması gerçekten de çok keyifli ve güzel oldu. Sizlerin istifade etmeniz. Çünkü herhalde şöyle bir şey oluyor programlarımızda. Eğitimi veriyoruz, çıkıyoruz. O bölgedeki bir kullanıcı bize ulaşıyor. Hocam buraya gelmişsiniz, arkadaş paylaşacağı benim oldu. Bir daha ne zaman gelirsiniz? İşte o buralar birazcık uzak kaldığı için bir daha gelme olayı zor olacak. Ben o yüzden dolayı bu organizasyonu sağladığı için ben Aytekin Bey'e uzun arıza teşekkür ediyorum. Sürekli sahada olduğum için şöyle talepler alıyordum. Ya Rize'de neden bir drone eğitimi yok? Sizlerden tabii, şu an burada olan birkaç arkadaşımla da konuştuk bunu. Bu konuda Mustafa hocamı da ben sürekli takip ediyorum, görüşüyorum. Dediği gibi Artvin'e geliyordu. Dedim neden Rize olmasın? Dedi olabilir, bir sayı yakalayabilirsek ben bir günü de Rize'ye ayırayım dedi, sağ olsun. Şu an aramızda. Sizlerin tabii desteğiyle, sizler olmasaydınız bugün burada olmazdık. Mustafa hocama buradan teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı. Bugün burada. İnşallah güzel bir eğitim olacak. Buradan hepimiz çok güzel kazanımlar elde edeceğimize ben inanıyorum. Rize'yi tanıtmak için siz de inşallah bizlere katkı vereceksiniz. Rize çünkü doğasıyla müthiş müthiş görüntüler veriyor. Ve bunlara inşallah siz de bu zevki, bu güzellikleri yaşarsınız. Biz de bu konuda size sürekli destek olmaya devam ederiz. Tecrübelerimizi sizle paylaşmak isteriz. Devletin size işaret ettiği yeşil alanlarda serbest bölgelerde uçuş yaparsınız. Yeşil alan demek yeşil, ot, çimen değil. Yani güvenlik riski olmayan diye devletin size işaret etti. Kalitede ekranlar, 6-7 bin arasından satış rakamları var. Bunları kullanmamanız için telefonunuzu takarsanız amoled ekranlar vardır. Süper amoledler hatta güneşin altında parlama yapmaz. Veyahut da bizim kullandığımız gibi Mavic 2'lerde yeni ekranlar çıktı. Smart controller diye. O ekranlardan kullanabilirsiniz. Drone pilotu pilot olarak başlar, drone'unu kaldırır, etrafında gezer, termal kamerayla birlikte ısıyı ölçer, sıcaklığı ve canlı görüntü merkezde izlenir. Burada dereceyi şu anda ekrana göstermemiş ama dereceyi görürsünüz. Hocam kanatlarıyla bu uçak nasıl uçuyor? Ben size aerodinamiği uzun uzun anlatmayayım ama küçük bir örnekle anlatayım. Arabada gidiyorsunuz, dışarı elinizi çıkardığınız avucunuzu şöyle kaldırdığınız anda yukarı doğru avucunuz atar. Kumanda üzerindeki komutların hepsi görüntü sinyaliyle birlikte komut gönderir. Görüntü sinyalini kesildiği zaman eve dönüşe bastığında o cihaz eve dönüşe gelmez. Cihaz her zaman indiği kalktığı yere inmez. Evet. 3-4 metre sapar. Saparken nereye iner? Çatıya iner hocam. O yüzden dolayı sağınızda solunuzda açık alanda bırakmanız gerekir. Şimdi bizim cihazın şöyle bir özelliği var. Altında engel algılama sensörleri yukarı doğru kalkacak. Bakın dikkat edin. Sizi bu tarafa doğru alabilir miyim? Şimdi normalde cihazın altına elinizi koyduğunuz zaman cihaz kendiliğinden yükselecek. Ama sen aşağı basma butonu aşağıya doğru ısrarlı bir şekilde basmaya devam edersen bu cihaz inişini gerçekleştirecek. Şimdi dikkat edin. Önce yukarı kalktı. Bak bekliyorsunuz. Bitti. Konumu sabit diyor ya. Bak güzel. Gördün mü? Olduğu yerden hareket edemez diyor. Arabayla giderken de sen bunu motoruna startlayırsan deli gibi bağırmaya başlayacak motor. Benim yerim orası geçti de. Rize'de şöyle bir bilgi vereyim. Bizim Türkiye'de ilk İstanbul, ikinci Ankara ve üçüncü Rize'de bu eğitimlere başlamıştık. Aslında burada Rize çok meraklı bir kitlesi var. Bugün salonlarımızın biraz dolu olması da bunu işaret ediyor. Teknolojiden istifade etmek istiyorlar, geleceğinden istifade etmek istiyorlar. Trafikteki araç sayısı kadar drone'ları görebileceğiz diyebilirim. Bu şu anda bize çok garip geliyor ama jetgillerin uçan arabalarını görünce de biz zamanında dalga geçerdik. Şu anda bir hayata geçiyor bunlar. Drone'a merak saran kişiler öncelikle mevzuatını öğrensin. Nerede uçurabilirim? Binalara ne kadar yaklaşabilirim, nerelerde izin alabilirim? Birinci önceliğimiz bu. Alıp bir kutudan çıkarıp istediğim yerde uçurabilirim kanısına varmasınlar. Çünkü ceza yaptırımları ağır. Bizim için kişisel hayatın gizliliği, güvenlik ve risk. Bunlar çok önemli kriterler. Ama drone kendi kendine eğer tecrübeli bir pilotsa düşmez. Alacağı cihaz, en pahalı cihaz, en iyi cihaz diye bir şey yok. Ne iş yapacağım bunu, ne kadar şeye ihtiyacım var, bunun araştırmasını yapsınlar. Onlar da bütçelerine uygun bir cihazla en azından küçükten başlasınlar ama özellikle ilkokul düzeyindeki çocuğu olan ailelere programlanabilir dronlar var.
kodlama dersleriyle birlikte programlanabilir dronları araştırsınlar. Çocuklarına kod yazarken dronlara komutlar vererek onlara bu dünyanın ilk adımları atmasını sağlasınlar. Özellikle ailelerden bunu rica ediyorum. Yani özellikle İHA 0 değil, İHA 1 ticari amaçlı uçurulan bu ilaçlama sektöründe olsun. Benim tabii o ilaçlama sektöründeki şeyim, o videoyu izlerken daha çok gübreleme çay konusunda. Yani geliştirebilip toprağa gübre verilebilir veya çayın organik mi, normal çay olduğunu da teşhis yapılabilir o bahsedilen kameralarla. İnşallah daha iyisi olacak.